Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Mısır'dan Azerbaycan'a büyük hakaret. Ermeni bayrağı Kahire'de. Evet, Mısır'dan Azerbaycan'a büyük hakaret. Niye söylüyoruz? Çünkü özellikle Sisi ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'yi çıldırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Azerbaycan'ın, evet, öz düşmanı, Müslüman olduğunu söyleyen Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kukla liderleri, daha doğrusu Tel Aviv'den yönetilen, biliyorsunuz, darbeci Sisi, evet, Türk düşmanlığında zirve yaptığını göstermek ve safını belletmek adına Kıpti Hristiyan olduğu söyleniyor Sisi'nin. Evet, Kahire'de bayrak şovu yapmış. Paşinyan'ın ağzını kulaklarına getiren bu şov Mısır'ın gerçek yüzü. Mısır halkının değil, Mısır'daki, evet, kukla ve yakında yıkılacak olan Sisi'nin, evet, yönetiminin bir histerisi bu. Gelir gelmez ülkedeki bütün özgürlükleri askıya alan ve Müslümanlara büyük bir zulüm uygulayıp kilisedeki ayinleri aksatmayan Kıpti Hristiyan Sisi'nin yaptıkları biri değil, onu değil, biri geçti. Evet, Kıpti olduğunu bilinen, özellikle Mısır'daki Müslümanlara diş bileyen Sisi işi daha da genişletiyor. Yunanistan'la ilişkilerini alevlendiriyor. Bir taraftan da Ermenistan'la aynı şekilde ilişkiler kurmaya çalışıyor. Özellikle Ermenistan'la coğrafi olarak çok uzak olmasına rağmen, ülkenin dini olarak yakınlığı olmamasına rağmen, sırf Müslümanlara ve Türklere inat olsun diye böyle bir hamle yapıyor. Kahire'de Ermenistan bayraklarını, siluetlerini sokaklarda dalgalandırıyor. Yazıklar olsun Sisi. Evet, binalara Ermenistan bayrağını koyarak bir nevi mesaj vermeye çalışmışlar. Hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem de Kahire'de bu tür binalardaki ışıklandırmalar mevcut. Basına da konu oldu zaten. Aynı durum Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli. Evet, Zayed adlı, aynen Tel Aviv'den yönetilen bir isim daha var. Bu da tabii ki Türklere inat. Türklüğe inat böyle bir hamle yaptı. Gerçekten insanı çok sinir eden ve her yönden de gerçekten kızdıran bir hamleydi. Kim kiminle dostsa bunu yapar. Türkiye'de bildiğiniz gibi, evet, Türkiye'de bildiğiniz gibi Azerbaycan bayrakları her yerde bulunuyor. Azerbaycan'daki, özellikle binalardaki Azerbaycan silüetleri de çok nefis olmuş açıkçası. Demokratik bir yönetimi aldığı dış güç desteğiyle deviren ve göreve gelir gelmez insanlara büyük zulümler uygulayan, İdamlar gerçekleştiren, evet, Sisi iki büklüm oluyor İsrail karşısında. Bildiğiniz üzere İsrail lobisinin Mısır'daki etkisi çok güçlü. Ve İsrail lobisinin etkisiyle yönetime geldiğini ve onların politikalarının dışında bir politika giderse görevden alınacağını biliyor. Ve gidip Kahire'de her yere Ermenistan bayraklarıyla donatıyor. Hiçbir şekilde milli şuuru, milli duygusu olmayan Mısır'ın bu yaptığı tabii ki durum hem Türkiye hem Azerbaycan halkı tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Bir taraftan, evet, Türk düşmanı Yunanistan'la beraber, bir taraftan Güney Kıbrıs'la beraber, nerede Türkiye düşmanı varsa onlarla beraber Mısır. Libya'da uğraştığımız darbeci Akile Salih ve Hafter'le de beraber, Yunanistan'la ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle beraber. Demem odur ki kendisini yönetenler kimle görüşüyor, kimler görüşme diyor, hepsini harfiyen uyguluyor. Evet, şu anda iki büklüm durduğu kişi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı yanında nefes almakta zorlanıyor. Evet, onu görenler ve onu bilenler şu bakışı hatırlasınlar. Trump'a bir bakışı var ve bu bakışı gerçekten hayranına bakan, bir sanatçıya bakan hayranına bakar gibi bakıyor. Evet, şu karede yine bakın. Surata bir bakar mısınız? Suratının haline bir bakar mısınız? Amerika'daki hali bu. Evet, halkına despotça yaklaşan ve her türlü zulmü uygulayan Sisi'nin Trump'ın yanındaki yüz hali işler acısı. Bir kare daha gösterelim. Bu karede, evet, Kahire'yi Ermeni bayraklarıyla donatan Sisi'nin Trump'ı dinlerken erpençe oluşu ve Trump'tan çekilmesi. Gerçekten Trump'ın yanında, evet, anaokuluna giden bir çocuk gibi davranıyor. Evet, kendisini görenler şirinleşmeye çalıştığını ve Trump'a kendisini beğendirmek için neler yaptığını iyi biliyor. İşte gördüğünüz gibi
bir örnek burada. Aynen, bakın yeni bir kare. Ama şu bakış başka bir bakış. Şu bakış, evet, şu bakış darbeciliğin bakışı. Ne emredersen uygularım diyen bir konaktaki kahyanın bakışı. Evet, gördüğünüz gibi bir kahyadan ne beklenebilir? O da Ermeni bayrağı beklenebilir Kahire'de. Ne işin var senin Ermeni ile? Sırf inat diye, sırf Azerbaycan'a, Türkiye'ye inat olsun diye Ermeni bayrakları donatan Sisi'nin acınacak hallerini size anlattım. Gerçekten odalar kapandığında, kapılar kapandığında ne şebeklikler yapıyor, nasıl diz çöküyor? Tabii ki bunlar da araştırılmalı. Bunlar da az çok tahmin edilir dinçten. Ama şu bakışlar, şu haller işler acısını iyice gösteriyor. İşte değerli izleyenler, Mısır'ın başındaki Sisi'nin bir şekilde, evet bir şekilde Mısır'dan gitmesi bölgedeki barış ve demokrasi için çok önemli. Buradan Mısır halkına da eleştirim gelecek. Mısır'da özellikle Mursi'nin devrilmesi ve Mursi'ye oy veren ve Mursi'ye sempati besleyen büyük bir çoğunluğa da büyük bir hakaretti aslında. Özellikle birçok bakan da aynı şekilde idamdan kurtulamadı. Birçoğu da cezasının infazını bekliyor. Bu kadar hamleler olurken, özellikle Mısır'da Müslümanlar cezalandırılırken, bir de Ermeni aşkıyla duvarlara Ermeni bayrağı asan bu şahsa karşı Mısır halkı neden tepki göstermiyor? Mısır, darbeci birinin başlarında kalmasına neden müsaade ediyor? Bu adam Mısır sokaklarında nasıl dolaşıyor? İşte bu çok önemli. Korunabilir. Despotça yönetim sergileyebilir. Ama Mısır halkı bir şekilde bu darbeciyi indirmek için adımlar atmalı. Çünkü yaptıkları biri değil bini aştı. Ve özellikle en son bardağı taşıran hamlesi de Ermeni bayrakları oldu. O kadar nefret dolu ki, gözü dönmüş ki Ermeni bayraklarıyla bizi çılgına çevirmeye çalışıyor. Darbeci Sisi demeye devam edeceğiz. Paşinyan'ı ne kadar mutlu etti. Evet, tek kilometrece uzaktan Paşinyan'ı ne kadar mutlu etti. Ermeni bayraklarını asarak kimden aferin aldın Sisi? Kahire'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde binalardaki Ermeni bayrak süretleri gerçekten büyük bir ayıp. Mısır için büyük bir utanç. Bu utançtan kurtulması için Mısır'ın bir an önce Sisi'den kurtulması lazım. Sisi'den kurtulması için de Mısır halkının bir reaksiyonu ve protestoları gerçekleşmesi lazım. Evet, Sisi'nin bu kadar olması, bu kadar görevde kalması Mısır halkı için büyük bir üzüntü kaynağı. Çünkü herkes bunu söylüyor dünyada. Liderlerine, evet, hapiste her türlü zulmü yaptılar ve onu bir şekilde, evet, ilaçlarını vermeyerek ve kötü muameleyle hasta edip vefat ettirdiler, şehit ettiler. İşte Mursi'yi şehit edenlere karşı bu Mursi taraftarları neden Sisi'ye rahat yüzü gösteriyor? İşte böyle bir düşünce. Herkes de üzgün. Evet, bu konuda Mısır halkının artık uyanmasını ve Hristiyan aleminin ülkelerinin başında gelen ve özellikle Müslümanlara büyük bir zulmü olan Ermenistan'ın bayraklarının Müslüman topraklarından süyletlerin de sökülmesini bekliyoruz. Evet, gerçek kimliğine Mısır dönsün istiyoruz. Bir dahaki programda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın.